Herkese merhaba ve hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok hareketli günlerden geçiyoruz. Bu sebeple dünyasal ve kolektif anlamda neler olabileceğinle ilgili bir video çektim. Kova dalınayla ilgili özellikle dünyada ne gibi gelişmeler olabileceğini merak ediyor ve dolunayın bize ne anlatmak istediğini esas öğrenmek istiyorsanız, kendinizi bu etkilerden bir de korumak istiyorsanız kova dolunayı videomu sizlere izlemenizi öneririm. Burada kova dolunayının bireysel haritalarımıza etkisini ve 19 ve 25 Ağustos haftalık yorumunu bir arada bulacaksınız. Keyifli seyirler diyerek hemen lafı fazla uzatmadan başlıyorum. Sevgili Boğa ve Yükselen Burcu Boğa olanlar, bu hafta gökyüzünde çok önemli bir hareketlilik olacak dedik zaten. Bu durum hepimizi çok yakından etkileyecek. Özellikle 19 Ağustos Pazartesi akşamı Kova Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay, Uranüs'ün sert ve güçlü enerjileriyle birleşerek hayatımıza bazı sürprizler hepimizin hayatlarına getirecek. Bu bir ışığın tam olarak aslında meyve verdiği, tamamlanmaların yaşandığı ve görünür hale geldiği bir hikaye aslında. Bu ışık sizin 10. evinizde yer alıyor ve orada çok büyük bir enerji yaratıyor. Şubat ayında aslında ektiğiniz bir tohumdan ilham alarak şimdi onun meyvesini, hasat ve zamanını görüyor olacaksınız. Plüton'un da tabii burada olmasından rahatsız olmazsınız. Çünkü aslında çoğunuz gerçekten güç kazanıyor olacaksınız. Burada Plüto ile birlikte olan bir dolunaydan bahsediyorum zaten. Ve bu lunasyonun ardından gelen 6 aylık süreçte sizi kariyerinizde bir tür başarıya götürecek olan tam bir ışık anlamına geliyor. Hatta bu dolunayın ardından gelen 6 ayda bu süreç devam edecek. Ayrıca bu süreçte bağımlılıklarınızla ilgili ama özellikle alkolle ilgili bir alışkanlığınız varsa veya bir partnerinize olan bağlılığınızı ele almanız gerekebilir. Burada bunlardan kurtulmanız, bunlardan bırakmanız gerekebilir bu dolunayla beraber. Mars ve Uranüs bir boğa güneşi veya ayı yükselen boğaysanız, boğanın son derecelerinde özellikle 25 ile 29 derecesi arasındaysanız gerçekten artık eylem rotanızı değiştiriyorsunuz ve özgürleşiyorsunuz anlamındadır. Sizi geri tutan özellikle şeylerden kurtuluyorsunuz aynı zamanda. Kariyer başarınızda bir artış, kazanç yaşıyorsunuz. Sonuç olarak Merkür ve Güneş de 4. evinizde yer alıyor zaten. Merkür cazimi pozisyonda olacak. Bu da çocukluğunuz, ev hayatınız hakkında derin ve köklü değişiklikler veya farkındalıklar sağlayacak sizlere. Ay bu caziminin içgörülerini gökyüzünün tepesinde, yani kariyer başarınıza doğru yansıtıyor olacak. Kariyer başarınız ve ev hayatınızdan, hatta babanızla veya baba fikirleriyle olan ilişkilerinizden aldığınız veya oluşturduğunuz fikirler, iletişimler ve ilhamlar üzerine kurulu da olabilir. Özellikle çocukluğunuzla ilgili büyük içgörüler bu dolunayla beraber ortaya çıkabilir. Bu dönemde içsel olarak kendinizi daha iyi tanıyacak ve neyi gerçekten istediğinizi çok net göreceksiniz sevgili boğalar. Bu dolunay aynı zamanda sizin bireysel isteklerinizi, hedeflerinizi, dışarıdan nasıl algılandığınızı ve bunları nasıl göründüğünüzü gündeme getirip önünüze koyacak. Burada belki kişisel imajınızla da ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz hatta. Örneğin uzun zamandır böyle planladığınız ancak bir türlü böyle cesaret edemediğiniz belki bir saç stilini denemek ya da dış görünüşünüzde köklü bir değişiklik yapmak bu haftanın temalarından biri olabilir sizler için. Bu değişiklikler tabii ki sadece dış görünüşünüzle sınırlı kalmayabilir. Aynı zamanda böyle kendinizi nasıl ifade ettiğinizi ve diğer insanların aslında sizi nasıl algıladığını da etkileyebilir. Eğer çalışmıyorsanız ve evliyseniz, bu hafta bireyselleşme, özgürlüğünüzü kazanma ve baskılardan kurtulma isteğinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili boğalar. Belki de evlilik hayatınızda böyle sizi baskı altında hissettiren konuları masaya yatırmak ve çözüm yollarını özellikle aramak isteyebilirsiniz. Bu hafta boyunca sabit tutunduğunuz şeylerle ilgili
sınavlardan geçeceksiniz. Onun için lütfen esnek olmaya çalışın. Bu yüzden size kısıtlayıcı gelen unsurları fark etmek ve bunlarla ilgili özellikle uzun vadeli kararlar almak için gözlemde kalmanız gerçekten çok önemli. Bu hafta Jüpiter ve Satürn arasındaki kara açı bana göre bu dolunaydan da çok önemli bir açı. Şubat ayında özellikle başlattığınız projelerle ilgili olmak üzere parasal kaynaklar, yeteneklerinizi kullanmanız, kazançlarınızla ilgili konular gündemde olacak demektir. Özellikle finansal konularda verdiğiniz sözler ve sorumluluklarınız test edilecek bir sürede sevgili boğalar. Parasal konularda son derece dikkatli olmanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz gerçekten çok büyük önem taşıyor aynı zamanda. Ve Venüs'ün Satürn'den aldığı karşıtlık ve Mars'ın da aldığı kara açı hayatınızda böyle karşı cinsle tartışmalardan bu hafta ve sonrasında kaçınmanız gereken bir hafta olduğunu işaret ediyor. Güneş'in tabii ki bu hafta yine Başak Burcu'na geçişiyle beraber özellikle çocuklarınızla ilgili çok önemli kararlar alabilirsiniz bu dönemde. Onların eğitimi, gelişim süreçleri daha fazla bunlar için zaman ayırabilirsiniz. Ayrıca hobiler, eğlence ve sosyal aktivitelerle ilgili sağlık odaklı bir yaklaşım da benimsemeniz gerçekten çok olası. Bu hafta boyunca dengeli olmaya, lütfen ani kararlardan kaçınmayı unutmayın. Bu hafta hayatınızın birçok alanında çok önemli değişim ve kararların gündeme geleceği bir hafta olacak sevgili boğalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.